Değerli dava arkadaşlarım, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle milletimizi hak ettiği bir Türkiye'ye kavuşturacağız. Zor durumdaki milletimiz dertlerine çare istiyor. Çare burada. Çare bu salondaki liyakatli kadrolarda. Çare tam bu kürsüde, bu koridorlarda, milletin evinde, yani Gazi Meclisimizde. Gittiğimiz her yerde, çaldığımız her kapıda görüyoruz ki millet bizi çağırıyor. Milletimize borcumuz var. Çalışacağız. Gençlerimize sözümüz var. Yılmayacağız. Kadınlarımıza yeminimiz var. Yıkılmayacağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız. 2023 seçimlerinde ne olacağından, nasıl bir ortaklık kurulacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan devasa bir sorun vardır. HDP'nin kapatılma süreciyle bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef tavsamaktadır. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilen HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. HDP'nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuştur. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir. Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye vatan topraklarında ve sınır ötesinde teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybedemez. Hiç kimse de bu kayba hizmet edemez. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Ayrıca bununla bağlantılı olmak üzere cevabını aradığımız sorular da şunlardır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Suçu tefsik edilmiş PKK'lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır? Mahşeri vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz? İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz? Şayet bölücülüğün hesabını soracaksak, şayet hukuk devletinin varlığını göstereceksek, gün bugündür lanetin yeri bağımsız Türk mahkemelerinde kurulan sanık sandalyesidir. Temiz siyaset istiyoruz. Ahlaklı siyaset istiyoruz. Kirlilikten arınmış bir siyaset istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Devletimiz güçlü olsun istiyoruz. Birileri tarafından tehdit edilmesin istiyoruz. Yeraltı suç örgütlerinin sarayı esir almalarını istemiyoruz. Bu kadar büyük depremlerin yaşandığı bir ortamda hala bir kişi sessizliğini koruyorsa en büyük suç ortağı odur anlamına gelir bu. AK Parti Grup Başkan Vekili de açıklama yapmış. Hatalarımız varsa temizleriz. Ya temize, en baştakini temizleyeceksin. Sen aklını ona kiraya vermişsin kardeş. Neyi temizleyeceksin sen? Bu milleti bilmiyor mu sanıyorsun? Anlamıyor mu sanıyorsun? Gırtlağına kadar kirliye, lağım kuzusuna batmış bir kişi memleketi mi kurtaracak?